Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir saç tasarım videosuyla sizlerleyim. Bugün e, Brezilya fönü yapacağız arkadaşlar. Kalıcı düzleştirme işlemi yapacağız. E, videoya başlamadan önce e, sizden bir şey rica etmek istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Birlikte büyümüş oluruz. Ve bu bizler için çok güzel bir e, kapılar açabilir bize arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçeceğiz. Bugün ee, düzleştirici işlem yapacağız arkadaşlar. Düzleştirici işlem ee, işlemini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk önce iki şampuan yapacağız. İlk şampuanda 5 dakika bekleyeceğiz. Bilginiz olsun. Ee, şampuan, kendi özel şampuanı var. Düzleştirme işleminin şampuanı. Ee, güzelce saçı arındıracağız. Yani saçtaki kalıntıları e, özel şampuanıyla arındırıp ondan sonra Brezilya fönü işleminde başlayacağız. Birçok e, Düzleştirme işlemi ürünü mevcut arkadaşlar. Ee, biz Davines ürününün e, düzleştirici ürünü kullanıyoruz. Sizlerde benim daha önceden kullanmış olduğum e, düzleştirici işlemi ürünlerini e, videonun açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Sizlerde düzleştirme e, ürünü almak isterseniz buradan temin edebilirsiniz. <laughs> evet e, aşamaları Biraz uzun, biraz zahmetli bir işlem bu arkadaşlar. İlk önce güzelce saçı yıkıyoruz. Köpüklü bir şekilde bırakacağız. Ve 5 dakika bekleyeceğiz. Sizler de e, videomun açık, yani yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum. Sizlere e, bu yorumlara güzelce cevap verebilirim kendi bilgi birikimim olduğu sürece hani cevaplayabildiğim kadar size cevaplama yapabilirim arkadaşlar. Videomun hani, YouTube kanalımda yani şöyle anlatabilirim size e, diğer videolarımı saç kesim, röfle, balyaj, saç tasarımı e, ve birçok hizmeti almak isterseniz e, sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak e, saç tasarım hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar ve e, videolarımda birçok çeşit videom var burada saç kesimi röfle, e, ombre, yine kalıcı düzleştirme, e, topuz ve birçok hizmeti izlemek isterseniz de video e, kanalımın videolar bölümünde. Ee, yaklaşık 600 tane yakın videom var arkadaşlar buradan da e, kendi tercihlerinize göre anlatımlı videoları mevcut buradan da izleyebilirsiniz şimdi e, ilk şampuanı, şampuanı yaptık ve e, şimdi bundan sonra iyice duruladıktan sonra ikinci şampuanı yapacağız arkadaşlar Burada şampuanı yıldız şeklinde dağıtıyorum. Tepeye sonra sağa sonra sola sonra enseye ve ondan sonra hafif biraz suyla üst tarafından sıça iyice dağıtarak şampuanı, şampuanlıyorum ve köpürtüyorum. Brezilya fönünün içerisinde e, yani e, şöyle söyleyeyim birçok üründe de eee vardır arkadaşlar. O yüzden yaparken dikkatli olmanız lazım yaptırırken de. Yani kaliteli ürünler kullanmanız lazım burada. Kendi sağlığınız için ve saçınızın sağlığı için de. Bu I, işlem 4 ay kalıcılık süresi var. I, bu işlemin I, %100 fönlü gibi saçınızı yapmıyor arkadaşlar. Sadece kabarıklığını çok zor şekil alıyorsa bu I, şekil almasında daha da rahat I, olmasını sağlıyor. Yani rahat kullanım için bu işlemi yaptırabilirsiniz. Şimdi işlemimiz bitti. İki tane şampuan yaptık. Saçı tarıyoruz, sonra saçı yüzde 90 oranında kurutacağız. fön makinesiyle, sonra ince ince sürme işlemini yapacağım. Modelimizi daha önceden de bir düzleştirici işlemi yapmıştık. Şu, bu şimdi ikinci işlem e, yapışımız olacak arkadaşlar. Saçlar gür. Bir saç yapısına sahip hanımefendi ve kabarıyor. O yüzden de daha rahat kullanım için e, bu işlemi tercih ediyor. Biz de buna bu hanımefendiye ee, sorunsuz bir şekilde bu işlemi uyguladım ve memnun bir şekilde ayrıldı. Uzun süredir de kullanıyor. Yaklaşık 4 ay rahatlıkla kullanacak. Siz de bu işlemi yaptırmak isteniz, isterseniz sosyal medya adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yani Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Ve randevu alarak sizlere bu işlemi uygulayabilirim arkadaşlar. Bu işlemin ücreti de 1750 TL ee, yapıyoruz benim şu anda çalışmış olduğum şirkette. Ee, diğer kuaförlerde de fiyat e, kal fiyatları değişiyor, Ürünleri göre değişiyor arkadaşlar. Daha uyguna da yaptıranlar var. Evet, taradıktan sonra şimdi. Ee, şampuan birinci aşamaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Bu ikinci aşamada saçı yüzde 90 oranında kurutacağız. Çünkü saçın e, yapısı dış tarafı e, kapalı, içi boru gibi arkadaşlar. İçerisinde su var. Pulcuklar açılıyor. Çünkü burada e, amacımız şampuanla saçın pulcuklarını açmak ve e, Brezilya Fönülejini sürdükten sonra bu pulcukları hem içerisine giriyor hem de pulcukları yapıştırıyor arkadaşlar. Yani daha düz olmasını sağlıyor. Pürüzsüz bir hale getirmesini sağlıyor. O yüzden saçı içerisindeki bu nemi almamız gerekiyor. Bilginiz olsun. %90 doğal bir şekilde kurutup sonra sürme işlemine başlayacağız. Bu de Brezilya fönü işlemi yaptığımız zamanda hani şöyle söyleyeyim. E, kaliteli ürün kullanmanız çok önem arz ediyor çünkü e, saçta düzleştirme oranı çok düşebiliyor. Yani kalitesi bir ürün kullanırsanız, hani iyi bir sonuç almayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, ilaç sürerken tabi e, eldiven takıyoruz mutlaka. Eldivensiz çalışmıyoruz. Bunu e, üstüne basarak söyleyeyim arkadaşlar. Saçı dört ana bölüme ayırıyorum yine. Ee, saçın orta kısmından iki kaşın ortasından ayırıp Saçı ayıracağız. Burada düşüş yönüne göre ayırdım. Şimdi buradan pes, pens diyorum. bölümü de ayıracağım. Burayı da pensliyoruz. Saça krem yapmadık. Bilginiz olsun sadece şampuanla yıkadım. Hiçbir şekilde Saça krem yapmıyorsunuz? Çünkü bu da e, saçın e, yaparken çok sorun yaşarsanız kesinlikle krem yapmıyorsunuz. Sadece e, ilk e, tuzsuz şampuanla yani özel kendi şampuanıyla yıkıyoruz. Saçı dört ana bölümü ayırdım. Yine ve enseden başlayarak ince tutamlar halinde sürmeye başlayacağım. Burada sürerken saçın dibinden bir santim gerisine sürüyoruz arkadaşlar. Mutlaka böyle parça parça çok yoğun da sürmeyin. Çok yoğun sürdüğü zaman e, çok aşırı duman e, ortaya çıkar ve çok aşırı yağlanma yapar. Ağırlaştırma yapar. E, ve sorun yaşarsınız. İnci tutamın yiyebilecek yani yedirebileceğiniz şekilde sürüyorsunuz. 1 santim gerisinden böyle 1, 2, 3, 4 tane hani seç, şimdi kendinize göre böyle aralıklı olarak sürüp ondan sonra iyice tarayarak yedirmeniz gerekiyor bu işlemi. 1 2 3 4 5 6 kere yapmışım ben. Böyle parça parça. Krem gibi, boya gibi sürmüyorsunuz. Mutlaka bunu böyle uygulayın. Yani parça 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 sürüyorsunuz ve ondan sonra tarayarak saça iyicini yediriyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka da eldiven kullanıyorsunuz. Burada saça yedirmeniz çok önemli. Saçın her yerine gelmesi lazım. Çünkü e, bu sefer pres uyguladıktan sonra ertesi gün, iki gün sonra yıkadığı zaman da bu sefer e, yediremediğiniz yerlerde dalgalanmalar meydana gelebilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Saçın ince tutam halinde yani röfle yani Ince tutam ayırdığı zaman böyle e, alt tarafta elinizde görebilmeniz lazım yani çok 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 açırı değil çok çok kalın değil yani ilacı yedirebileceğiniz teklifte ayırın ve bir tutam bir santim geriden saçın derisine gelmeyecek bunu da e, göz önünde bulundurun saçın e, derisine mutlaka getirmeden sürün ve saçın bir santim gerisinden her yerine mutlaka yedirin ilacı. Uzun bir işlem. Burada bayağı bir yorulabilirsiniz. zahmetli bir işlem. Ama yaptıktan sonra da hani 4 ay rahatlıkla kullanılabilir bir e, işlemdir arkadaşlar. Bunda e, bu işlemi her saça uygulayabilirsiniz. Yalnız çok aşırı yıpranmış bir saça e, uygularken de e, şöyle yapabilirsiniz. Düzleştiricinin ısısını normalinden, yani normal düzleştirici ısısı doğal saçlarda 230 derece ise yani 130 derece ya da 150 ya da 180 derece de yapmanız gerekiyor. Çünkü saçta tarışta e, daha da yorabilirsiniz. Bilginiz olsun. kanalıma abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum ee, kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz biliyorsunuz kanalımda hani e, e, YouTube'da ücretli üyelikler var ben e, bunu yapmadım ticarete dökmüyorum. sadece eee bilgi paylaşımı yaptığım için e, sizler için sizlere faydalı olmak istediğim için bu işlemi detaylı bir şekilde sizlere hem anlatarak hem de görsel bir şekilde sizlere sunuyorum arkadaşlar bu işlemi sizlerde e, herkesin yapmış olduğu e, teknik farklı sizde benim yapmış olduğum tekniği görmüş olursunuz ve fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ince ince burada kalın fırça kullanıyorum arkadaşlar. Bir saçı daha saça iyi yedirmek için yani çok ince fırçalar kullanmıyorum. Hani ince fırçada kullanabilirsiniz. Buradaki e, sizin e, tercihiniz olacaktır. Fırça kullanımı. İlla kalın ya da illa ince bir fırça e, kullanın. Önerisinde bulunmuyorum. Herkesin ter, kendi tercihi. Ama şiş tarakta da, da yani e, iyi yedirebileceğiniz bir şiş kullanın. Bu işlemi e, bütün saça böyle uygulayacağız arkadaşlar. Yani saçın dibinden ense kısmından e, en ucun en uç kısma kadar en iyi şekilde ince ince sürmeniz gerekiyor bu işlemi. Bu e, işlem aynı şekilde uygulamanız lazım. Burada saçı daha iyi yedirebilmek için şiştiren ucuyla da Yedirme işlemi yapıyorum böyle. Siz de izlerken e, sıkılabilirsiniz biraz çünkü böyle teknik işlemler genelde öğrenmek için yapılan işlemler sizlere en yani sundum hani sizde salonunuzda nasıl yapacağınızı kendiniz evde nasıl yapacağınızı öğrenmek için baştan sona izlemeniz gerekiyor bu işlemin detaylı bir şekilde en ufak ayrıntısını bile atlamamanız gerekiyor. İnci tutamlar halinde e, Brezilya fönü ilacını sürmeniz gerekiyor. İlk önce ne yaptık? Saçı yıkadık. Her şampuanda 5 dakika beklettik. Yani iki şampuan yaptık. 2 şampuan yaptıktan sonra eee Saçı %90 oranında kuruttuk. Yani çok az bir nemli kaldı. Yani burada %90 hatta %100 de kurutabilirsiniz. Hiç nemli kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Kuruttuktan sonra da e, Şimdi 3. aşamada Saçı ince ince e, Tutamlar halinde Saçın 1 cm gerisinden Saç derisine gelmeyecek kadarıyla saçın diğer bölümüne bütün saça Brezilya fönü ilacımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Aşamalar böyle ilerliyor. İlacı sürdükten sonra da diğer bir aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu ilacı komple sürdük arkadaşlar ve e, şimdi e, elinizde kliyomazan böyle ısıcı bir e, cihaz varsa 30 dakika fanlı bir şekilde, kurutmalı bir şekilde e, yarım saat işlemi hızlandırmak amaçlı saçın yemesi için bekliyoruz yani. Saçı hem kurutuyor hem de Saça daha iyi nüfuz etmesi için beklememiz gerekiyor arkadaşlar saçta biraz ilacın kalınmış olduğu bir nemlik var ve biz de şimdi arkadaşlar e, yarım saat bekledi e, klimazanda ısıyla yani sizin klimazanınız yoksa e, fönün vigo başlığı vardır vigo başlığıyla böyle yarım saat Hani ilk önce yarım saat bekletin ve Vigo başlığıda da, da bir 20 dakika 15 dakika böyle kurutun. Arkadaşlar kuruttuktan sonra da e, halen nemlik varsa saçta fön makinesiyle gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi saçı iyice ne kurutmanız gerekiyor. İlaçlı bir şekilde. Yani şu anda gördüğünüz gibi saçı e, Brezilya fönü ilacı ile birlikte sürdüm. Saçı durulamıyorum. Ve Şimdi düzleştirici işlemle yani presle e, üzerinden pres geçeceğim arkadaşlar. Fön çekmeden, saçı yıkadık, saçı kuruttuk, e, Brezilya fönü ilacımızı sürdük, e, yarım saat 45 dakika beklettik. Beklettikten sonra da e, şimdi saçta biraz nemlik vardı, nem kalmış saçta. Yani çünkü Belediye Efendisi sürdükten sonra saç biraz ıslanıyor. Krem. O da bir kremci bir madde olduğundan dolayı saça yani iyicini kurutmamız gerekiyor. Dipten önce kadar saçın kurumamış olması gerekiyor. Çünkü çok aşırı duman çıkabilir arkadaşlar. Burada e, düzleştirici e, presimizin ee, arkadaşlar ben e, bizde Hector marka düzleştirici var ve e, Trine marka düzleştirici var e, bu markaları da kullanabilirsiniz hepsi profesyonel markalardır arkadaşlar ben Hector marka düzleştirici ürünü kullanıyorum e, 230 derecede yapıyoruz bu işlemi Gördüğünüz gibi yine ince tutamlar halinde nasıl e, ince tutamlar halinde sürüyorsak yine ince tutamlar halinde e, saçı düzleştiriyoruz arkadaşlar. E, bu dördüncü aşama e, metal e, tarakla çünkü plastik tarakla yaparsanız ısının e, vermiş olduğu e, nedenle uçları Taranızın uçları yamulabilir arkadaşlar. Ben de o yüzden metal tarak yani kullanıyorum ki yani ee çok rahat erim yani tarağınız erimeden kullanabilirsiniz arkadaş. Çünkü fön çekerken fön çekiyormuş gibi yapıyorsun çünkü e en az ee pres yaparken 6-7 kere üzerinden geçmeniz gerekiyor. İyice ne düzleştirmemiz gerekiyor bu işlemde. Gördüğünüz gibi ince ince alıp büyüklüğü değiştiriyorum. Bu işlemi saçın bütünüyle yapıyorsun Hani bütünü. Burada bak 1, 2, 3, 4, 5 kere yapıyorum. Ve ilk önce dibini de iyiydi. Yani burada dibini yaparken saçın çıkış yönüne göre tutuyorsunuz ve e, dipten e, uca göre kadar böyle presi geçiyorsunuz Dibini de iyileğini e, düzleştirmeniz gerekiyor burada burada saçı ne yapıyor arkadaşlar pres ilacı kilitliyor saça bu çok önemli yani saçın hem iyi yedirmesini sağlıyor hem de e, düzleştirme işlemindeki kritik Nokta bu işlem arkadaşlar. Pres. Çünkü pulcukları yapıştırıyor. Çünkü bu işlem saçın 4 ay 5 ay rahatlıkla düz kalmasını sağlıyor. Isıyla iyi ısı veren bir e, düzleştirici e, uygulamanız gerekiyor. Düzleştirici pres kullanmanız gerekiyor bu işlemde. Ha, bu düzleştirme işlemi de e, saçta bir iki bir ton ya da iki ton saçın açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şöyle yapabilirsiniz. Hani e, Bir ton açılıyor saç. Yani diyelim boya yaptınız. Boyadan sonra yapacaksınız. Yani e, diyelim 8 tonlarına boyasınız. Saç ton bir ton daha açılacaktır. Ona göre e, saçı boyamanızı tavsiye ederim. Burada detaylı bir şekilde düzleştirme işlemimizi yapıyoruz. İnce ince ayırıyoruz. Düzleştiriciyle en az 6-7 kere üzerinden geçiyoruz. Saçı kilitliyoruz. Burada yani bir nevi presle fön çekiyoruz arkadaşlar. Fön çekilmiş gibi ince ince kurutuyoruz. Yani yüzde %99 oranında, %100 oranında kuruttuk. Saçı ve düzleştirici ile de bunu son aşamasını yani son değil sondan bir önceki aşama bu. Sonra tekrardan e, fön makinesi bir kat fön çekeceğiz. Bu iş pres işlemini yaptıktan sonra. Siz e, kullanırken e, yani delim bu işlemi yaptıktan yaparken e, ventilatörünüz varsa. E, vantilatörle yapabilirsiniz. Yani imkanınız varsa e, açık havada hani e, de yapabilirsiniz bu işlemi. Çünkü gördüğünüz gibi e, mankenimiz bu dumandan biraz rahatsız oldu gözleri yandı. Çünkü bu işlem biraz e, yapan kişiyi rahatsız edebiliyor. Ben de kamerayla ile yaptığım için de biz alıştığımız için bu işleme hani e, maske takmadım. yani Mutlaka maske takın. Ben kendimi sizler için feda etmiş oldum arkadaşlar. Kameraya çektiğim için çok zorlandım. O yüzden maske takmadım. Sizler de bu işlemi yaparken mutlaka maske takın. Bunu şöyle söyleyeyim. Bu Brezilya Fönü işleminin kendi özel şampuanı, tuzlu şampuanı, saç kremi var. Bu işlemden sonra mutlaka bu şampuanı kullanın. Çünkü saçlarınız çabuk bozulabilir. Çünkü mutlaka tuzsuz şampuan kullanmanız gerekiyor. En az 4 ay 5 ay bu işlem, hani bu işlemi saçınızın çabuk bozulmaması için bunu yapmanız gerekiyor. Bazen hanımefendiler yapıyoruz ve şampuanını almıyor, kullanmıyor. Sonra diyor ki: "Aa benim saçım çabuk bozuldu." Tabii, e, neden? Çünkü şampuanını kullanmadın. Çünkü diğer şampuanlar arındırıcı özelliği, Yani tuzsuz şampuanlarda Yani diğer e, e, maddeler var. Bu maddelerde bu e, yaptığımız işlemin içerisindeki bu maddeyi arındırıyor. Çünkü o e, saçı e, içerisine hani kremle sürdük ya düz Brezilya fönü ilacını. bu arındırdığı için de saç eski haline dönüyor. O yüzden tuzsuz şampuan, hani e, sülfatsız şampuan kullanmanız çok önemli. Parabensiz ve sülfatsız şampuan kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, presi de iyi bir şekilde Sıkı bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu pres e, saçın e, ilaca kitlenme aşaması. Arkadaşlar bu işlemi mutlaka yapmanız lazım. Dipten uca kadar mutlaka eksiksiz pres yapın presinizin mutlaka kaliteli çok düşük ısıda olmaması gerekiyor. En az 230 derece. Hani maksimum 240 derece yapıyorlar mı? Ama standart olarak 230 derece ısıyla, son ısıyla kullanmanız lazım. Düzleştirici de arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar işlemimizde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar presim zitti şimdi e, son aşamaya geldik. Bu son aşamada da e, metal fırça ile mutlaka metal fırça kullanın. Metal fırçanız yoksa da yani e, normal fırçada da kullanabilirsiniz ama e, metal fırçada pres gibi ısıyı yansıtıyor ve e, son aşama olarak da saça fön çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi mutlaka uygulayın. Evet, fön işlemimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sıkıca fön çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok sıkı bir fön çekmeniz lazım bu işlemde. Son işlemi çok iyi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Metal fırçayla ve güzel kaliteli bir fönle son işlemimizi yapıyoruz. Güzelce ne fön çekiyoruz arkadaşlar böyle ve bütün saçı fönle bitiriyoruz. Evet arkadaşlar fön çekme işlemimiz de bitti. Hanımefendi sayın kendi saçını e, kendi kesmiş ve burada yamuklar vardı. O yüzden biz de e, saçın dümdüz olması için e, bu yamukluğu gidermek için saçını tıraş makinesiyle dümdüz kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve kesiyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Siz de saç tarzı sarım hizmeti almak isterseniz Instagram adresinden bana ulaşarak randevu alarak saç tarıtsarım hizmeti alabilirsiniz. Röfleydi, saç kesimiydi. Yani kuaförlük hizmeti olarak da hani bütün hizmetleri alabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.